Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. Anonim cüzdanlar sadece saatler önce 226 milyar Shiba Inu kaydırdı. Shiba ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Shiba haberini almak için lütfen şimdi abone olmayı unutmayın. Bu videoyu Shiba topluluğuna destek olmak için sosyal ağlarda paylaşın. Twitter kullanıcısı @shibaplay, son 24 saat içinde iki büyük Shiba Inu işleminin gerçekleştirildiğini paylaştı. Bu transferlerde 100 milyardan biraz fazla meme jetonunun iki topakları taşındı. Bu arada SHIB, bu popüler kripto ödeme ağ geçidi tarafından Netflix'e erişim için ödeme yapmak ve Amazon devinde mal satın almak için kullanılabilecek ön ödemeli kartlarına eklendi. Balina 226 milyon SHIB taşıyor. Kaynak, kısa süre önce 1.221.947 dolar ve 1.049.707 dolar değerindeki SHIB transferlerinin 121.829.226.162 ve 104.656.752.200 meme jetonu tutarında gerçekleştirildiğini bildirdi. Bunları 70, 70 ve 60 milyar jeton olmak üzere 3 parça halinde kaydırılan 200 milyar SHIB jetonu izledi. Etherscan verilerine göre, bu balinalar kripto zenginliklerini yeniden dağıtıyor. Bu transferlerden yaklaşık 120 milyar SHIB stake edildi. TCF Pay tarafından kripto kartları için eklenen Twitter SHIB aracılığıyla görüntü. TCF Pay kripto ödeme ağ geçidinin Twitter hesabı tarafından bildirildiği üzere, bugün ön ödemeli banka kartlarına Shiba Inu'yu eklediler. Bundan önce, kullanıcılar bu kartları yalnızca stablecoin kullanarak doldurabiliyorlardı. Daha önce şirket, Twitter'da kripto banka kartlarının Amazon ve Netflix'teki mal ve hizmetlere erişmek için kullanılabileceğini bildirmişti. Şimdi bu, SHIB hayranlarının bu iki deve en sevdikleri meme jetonlarıyla ödeme yapabilecekleri anlamına geliyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki SHIB haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.